ani kalp durması mağduruna yardım söz konusu olduğunda, tüm otomatik harici defibrilatörler, AED aynı değildir. Defi 5 AED, kurtarıcılara gerçek zamanlı talimatlar ve kullanıcı dostu. Tıp uzmanları tarafından tavsiye edilen Meditek Defi 5 s çocukların gücünü azaltmak ve kalp kasının yanmasını önlemek için bir pediatrik mod düğmesine sahiptir. LED göstergeler talimatları takip etmeye yardımcı olur. Bilgisayara veri aktarımı için kızılötesi. Aralarından seçim yapabileceğiniz iki dil. 5 ses seviyesi sayesinde sesi net bir şekilde duyabilir ve cihazı her yerde kullanabilirsiniz. Defi 5S, AD'nin kullanıma hazır olup olmadığını belirlemenize yardımcı olmak için günlük, haftalık ve aylık kendi kendine test özelliğine sahiptir. Cihazı dışarı çıkarmadan kullanmanızı sağlayan bir AED taşıma çantası ile birlikte gelir. İlk yardım kiti için bir bölme ve AED elektrot soketini su ve tozdan korumak için güvenli bir bölmenin yanı sıra gece kullanımı için yansıtıcı işaretlere sahiptir. Cihazda birlikte gelen bilgisayar yazılımı DefiSoft, olayın zamanı, açıklaması ve hastanın elektrokardiyogramı gibi Defi 5S kullanımı sırasında erişilebilen durum bilgilerini görüntüler. Uyarıların dili ve ses seviyesi de bilgisayar yazılımı aracılığıyla değiştirilebilir. AED Defi 5S E1 göz atalım. İletişim portu, PC'ye veri iletimi için bir kızılötesi port. Durum LED göstergeleri, talimatları takip etmeye yardımcı olur. Şok düğmesi, tamamen şarj olduğunda basılması istenir ve kırmızı renkte yanıp söner. Dış hoparlör, yönlendirme istemleri için. Mod düğmesi, çocuk modu veya yetişkin modu için güç aralığını seçmek için. Ede taşıma, AD'nin rahat taşınması ve kolay kavranması için. Açma-kapama düğmesi, cihazı açmak ve kapatmak ve AD'yi PC'ye bağlamak için. Elektrot soketi, elektrotları AED'ye bağlamak için. Görsel talimatlar, adım adım rehberlik etmek ve yardımcı olmak için. Cihaz kasası, sert yüksek mukavemete sahiptir, hafiftir ve esneklik ve direnç sağlar. Bir kişinin bilinci yerinde değilse, öncelikle nefes alıp almadığını ve uyaranlara yanıt verip vermediğini kontrol etmelisiniz. Eğer cevap vermezse, derhal acil servisin numarasını aramalı ve vakayı ve yerini belirtmelisiniz. Göğsün hareketine dikkat edin ve nefes alma sesini dinleyin, ardından ağızdan çıkan havayı hissedin. Kazazedenin nabzını işaret ve orta parmağınızı soluk borusunun yanında boynuna koyarak ya da iki parmağınızı kemik ve tendon arasında radial arterin üzerine yerleştirerek kontrol edin. Mümkün olan en kısa sürede kalp masajına başlayın çünkü 10 dakika sonra beyin hasarı geri döndürülemez hale gelir ve kazazedeyi kurtarmanın gerçekten sizin elinizde olduğunu bilirsiniz. Kalp masajı sırasında kanın hareket etmesi biraz zaman alır. Bu nedenle, kanın beyne akmasını sağlamak amacıyla basıncı artırmak için sert ve hızlı bir şekilde itmek çok önemlidir. Kalbi sıkıştırmak ve kanın dışarı akmasını sağlamak için en az 5 santimetre derine itin. Kanın akmasını sağlamak için dakikada 100 ila 120 kez basınç gereklidir. Yaralıyı kurtarmak için iki nefes hazırlayın. İlk nefesi bir saniye tutun ve göğsün yükselip yükselmediğini gözlemleyin. Göğüs yükselirse ikinci nefesi verin. Göğüs yükselmezse baş eğme ve çene kaldırma işlemini tekrarlayın, ardından ikinci nefesi verin. Bir döngü 30 göğüs kompresyonu ve ardından iki ventilasyon döngüsünden oluşur. Çok fazla nefes almamaya veya çok sert nefes almamaya dikkat edin. Kan akışını yeniden sağlamak için göğüs kompresyonlarına devam edin. 30 göğüs kompresyonunun ardından 2 solunum. Defi 5S açıldıktan sonra, sesli komutları takip ederek konuşmaya başlayacaktır. Yetişkin veya pediatrik modu seçmeniz gerekecektir. Pedi hastanın çıplak göğsüne plastik sayfada gösterildiği gibi yerleştirmeniz istenecektir. Daha sonra Defi 5S kalp ritmini analiz ederken hastadan uzak durmanız ve ona dokunmamanız istenecektir. Hastanın göğsündeki giysileri çıkarın. Elektrotların ambalajını açın. Elektrotları koruyucu filmden çıkarın. Eğer mağdur bir yetişkin ise, elektrodu sağ göğsün üst kısmına ve sol göğsün alt kısmına yerleştirin. Elektrodu çocuğa takmanın iki yolu vardır. Çocuğun vücudu büyükse elektrodu yetişkin yerine yerleştirin, iki elektrot birbirine değmiyorsa. Çocuğun vücudu küçükse bir pedi göğsün ortasına ve diğerini arkaya yerleştirin, hastanın vücudu küçükse ve iki elektrot birbirine değiyorsa. Ritim buna benziyorsa, kalbin artık etkili bir şekilde kan pompalamadığını görebilirsiniz. Bu ölümcül bir ritimdir ve hızda durdurulmalıdır. Defi 5S otomatik defibrilatör kalp ritmini analiz edip bu sonuca vardığında, sesli komutla sizden kırmızı şok düğmesine basmanızı isteyecektir. Defi 5S cihazı kalbin içinden geçip tekrar geri dönen bir elektrik akımı gönderir. Şokun amacı, koordine olmayan kalp ritmini çok kısa bir süre için tamamen durdurmak ve normale dönmesi için bir şans vermektir. Elinizden gelenin en iyisini yapın ve pes etmeyin. Defi 5S otomatik harici defibrilatör size birinin hayatını kurtarma fırsatı verir. Defi Soft Defi Soft, kızılötesi yoluyla gönderilen verilerin alınmasını destekleyen bir bilgisayar yazılımıdır elektrokardiyograf dalgalarının okunması, defi 5 s indilinin ve ses seviyesinin ayarlanması ve kayıt verilerinin kaydedilmesi. Açman kapama düğmesine uzun basıldığında kızılötesi sensör açılır. Defi Soft'un dilini seçtikten sonra, cihazın seri numarasını girin ve Defi Soft'un veri sistemini etkinleştirmek için açman kapama düğmesine uzun basın. DefiSoft tip olay zamanı, açıklama ve elektrokardiyograf dalgaları dahil olmak üzere Defi5S in çalışması sırasında kaydedilen durum bilgilerini görüntüler. Elektrokardiyograf dalga formu kazancı 5 mm, 10 mm veya 20 mm olarak ayarlanabilir. Dalga formunun hızı 12,5 mm, 25 mm ve 50 mm olarak ayarlanabilir. Ayrıca verileri yazdırabilir ve kaydedebilirsiniz.